Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Murat Erdemir, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. En çok yumurtalık rezervi konusu geliyor. Yumurtalık rezervinin azalması şikayetiyle başvuran hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Çevresel nedenler, yediğimiz içtiğimiz şeyler, doğal olmayan gıdalar, tarım kimyasalları ya da ilerleyen yaş, o da çok önemli. Çünkü insanlar artık geç evlenmeye başladılar. Geç evlendikçe yaşları ilerliyor, yaş ilerledikçe de yumurtalık rezervi azalıyor. Dolayısıyla yumurtalık rezervinin azalmasını erken dönemde tespit edip buna göre önlemler almak gerekir. Şimdi tabii yumurtalık rezervi azalmış olan hastalar bazen kendi tanılarını kendileri koyuyorlar. İnsanlar artık bilinçli, yani bilgi çağındayız ve sosyal medya aracılığıyla insanlar bir yumurtalık rezerv testi nedir konusunu öğrendiler. Özellikle bu testler içerisindeki en önemlisi AMH testi, antimüllerian hormon. Bizim için de çok önemli bir test çünkü bir kadının ne kadar yumurtalık rezervi olduğunu ya da tüp bebek tedavisinde yeteri kadar yumurta çıkartıp çıkartamayacağımızı ya da hatta başarı şansımızı bile gösteren önemli bir test. O yüzden kadınlar artık çok bilinçli. 25-26 yaşını geçtikten sonra herkes yılda bir AMH bakıyor. Eğer AMH seviyeleri 2,5 sınırı dediğimiz 2,5 değerin altına düşmeye başlamışsa eyvah diyor, benim yumurtalıklarım azalıyor ve ben bu yumurtaları dondurmak istiyorum deyip koşa koşa gelip bizde yumurtalarını donduruyorlar. Tavsiyemiz de o yönde. Çünkü 26'lı, 28'li, 30'lu, 32'li yaşlarda bir AMH azalması varsa hazır yumurtalar güzel çalışıyorken dondurup saklamak daha avantajlı. Bazen 40'lı yaşlara geldikten sonra yumurta dondurmak için bize başvuruyorlar ama elde ettiğimiz yumurta kalitesi ilerleyen yaşla ve azalan rezervle beraber çok iyi olmuyor. O yüzden rezerv iyiyken dondurup saklamak daha mantıklı. Diyelim ki böyle bir kadın 28-30'lu yaşlarda yumurtalarını dondurdu ve ileri yaşta da evlendi ve yumurtaları çalışmıyor. Dondurduğumuz yumurtalarla ona bebek oluşturup gebelik elde edebiliyoruz. Tüp bebeğin başarısını etkileyen çok faktör var. Laboratuvar kalitesinden tutun, hastanın genetik yapısına, doktorun doz ayarlamasından tutun, tedavi protokollerine kadar çok şey değiştirebilir. Ama asıl önemlisi, hani başarıda, yaş çok önemli. Yaş ilerledikçe, yumurtalık rezervi azaldıkça başarı şansımız belirgin olarak azalıyor. En az %50 oranında azalıyor. O yüzden her şey yaşında güzel diye bir laf vardır hani bizim toplumda. Gerçekten çok gecikmemek lazım. Biraz daha hızlı davranmak gerekiyor. Çok oyalanmamak gerekiyor. Eğer bir çift birkaç yıl korunmasız ilişkiye girdiyse, 1-2 yılı geçirdiyse artık onlar yavaş yavaş araştırmalara başlamalılar. Hani 7 yıl, 8 yıl olacak diye bekleyenler var. Bunlar çok uzun süreçler. Gebe kalmaya engel teşkil eden başka sorunlar da olabilir. Mesela rahimle ilgili yapılar, rahim içerisindeki yapışıklıklar, düzensizlikler, kitleler, polipler, bunlar da etkileyebiliyor. Eğer bir tüp bebek başarısızlığı varsa yeni bir tüp bebek tedavisine geçmeden önce bunları da araştırıyoruz. Mesela histeroskopi bizim için önemli bir teşhis yöntemidir. Bir ışıklı bir kamera yardımıyla rahim içerisine girerek rahimin içerisini gözlemliyoruz. Sadece gözlemlemekle de kalmıyoruz. Bir sorun varsa eğer rahimin içinde ilgili aynı seansta onları da çözebiliyoruz. Yani bir kitleyi, bir polibi ya da miyomu histeroskopi yöntemiyle alabiliyoruz. Maliyet harcıyorlar, bir psikoloji harcıyorlar. Bunların karşılığını alamama olasılıkları ilerleyen yaşla beraber daha çok artıyor. Her şey yaşında güzel, umudunu kaybetmeden işin üzerine gitsinler. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.